Allah'a hamd, peygamberine salatu selamlar olsun. Evet aziz dostlar, Hazreti Musa bir gün yürürken bir mezarlığın önünden geçer. Bir mezarlığın önünden geçer ve bir mezarın başına gelir. Hazreti Musa kabirde yatanların durumuna vakıf olduğu için o kabirde yatanın azap gördüğünü anlar. Ve Hazreti Musa o kabrin başında Cenab-ı Mevla'ya şöyle seslenir: Ya Rabbi, şu kabirde yatan, azap gören kişinin hangi amelden dolayı azap gördüğünü öğrenmek istiyorum, bana öğret diyor. Cenab-ı Mevla, ey Musa, sen Rabbine dua et, o insan, o kişi dirilsin ve kendisi sana hangi amelden dolayı azap çektiğini kendisi sana anlatsın diyor. Ve Hazreti Musa Cenab-ı Mevla'ya dua eder. Ya Rabbi, bu şahsı dirilt, bana hangi amelden dolayı azap gördüğünü bana söylesin diyor. Ve Cenab-ı Mevla kabirde yatanı diriltir ve kabrinden çıkar. Hazreti Musa kendisine sorar: ben senin kabirdeyken azap gördüğünü gördüm. Acaba hangi amelden dolayı sen kabirde azap gördün diye sorduğunda şahıs Hazreti Musa'ya şunu söyler: ey Musa, ben dünyadayken hamallık yapardım. Milletin eşyasını taşırdım. Helal kazanç peşindeydim. Ama bir gün odun taşırken sırtımdaki odundan bir çöp kopardım. O odunun sahibinin izini almadan, odun sahibinden helallaşmadan o odundan bir çöp kopardım, dişimi temizledim ve helallik almadan öldüm ve işte kabirde ben o çöpten dolayı azap görüyorum der ve ondan sonra kabrine geri döner. Evet aziz dostlar, bakın bir çöp, kişinin malı olmayan bir haram bir çöp bile kişinin kabirde azap görmesine sebep oluyor. Düşünün, bir çöpten dolayı kişi azap görüyorsa, Allah katında azap görüyorsa, dünya malı her ne olursa olsun bir çöp dahi olsa kişinin mutlaka kıyamet günü ve kabirde sorguya çekileceğini ve azaba maruz kalacağını bizim bilmemiz lazım. O halde bu dünyada bizim olmayan hiçbir şeye el uzatmayacağız. Haram maldan uzaklaşacağız. Kabirde kabir azabının olduğunu, ahirette cehennem olduğunu her zaman düşünmeliyiz ve ona göre yaşamalıyız. Cenab-ı Mevla cümlemizi haram lokma yemekten muhafaza etsin der. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.